Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi eğitimimizin son aşamasına geldik artık. Bütün renderlarımız sona erdi. Ben hepsini tek tek açacağım. Sahnelerimizin renderlarını aldım. Her biri yaklaşık olarak 1 saat 30 dakikayla 1 saat 46 dakika arasında bir değişen süre gösterdi sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle, ilk olarak Photoshop'u bir açalım. Aldığımız renderları da görebilmeniz adına şuradan hemen eğitim seti klasörünü bulalım. Şurada. Render'lar burada arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Render 1, Cam 1. İşte Cam 1 neydi? İkindi vakti, akşam saatlerine doğru ama ikindi vakti render'ı. Cam 2 gündüz render'ımızdı. Cam 3 gece render'ımız arkadaşlar. Cam 4 de kapalı hava. Yani 4 farklı atmosferi simüle ettik beraber. Şimdi görmüş olduğunuz gibi render elementlerimiz her biri ayrı ayrı kaydolmuş durumda. Görüyorsunuz deney özürümüz burada, extra textimiz burada, global illumination burada. Bütün hepsi burada. Biz bunları her birini Photoshop'a alarak Photoshop'ta post prodüksiyon işlemlerini tek tek göreceğiz. Ben her sahne için post prodüksiyon yapacağım arkadaşlar ve bunları size anlatacağım. Şimdi ilk olarak Photoshop'unuzu açın, yüklü olan Photoshop'unuzu. Ardından file bölümüne geliyorsunuz. Normal şartlarda iki kere tıklarsanız ortaya buradan dosya açabilirsiniz. Fakat biz burayı kullanmayacağız. File diyeceksiniz. Ardından script diyeceksiniz. Load files into stack. Türkçesi yığına dosya yükle demek. Eğer Türkçe Photoshop kullanıyorsanız aynı zamanda İngilizce'ye de çevirmenizi tavsiye ederim Photoshop'unuzu. Daha anlayışlı ve daha kolay kullanabilirsiniz. Daha etkileşimli. Buradan browse seçeneğine tıklıyorum. Buradan da klasörümüzü bulalım. Bu renderden ilk olarak neyle başlayacağız? Bu ikindi vaktinin renderleriyle. İlk render'ı seçiyorum. Render elementimi. Tift dosyası bakın 16 MB boyutunda. Sonrasında Shift'e basılı tutarak render cam 1'in sonuna kadar gidiyorum. Bakın şuraya kadar. Ve OK diyorum. Ardından bir daha OK dediğimde bu Z-Depth'imiz bu arada. Bakın şimdi her birini tek tek kitaplığa yükleyecek arkadaşlar. Şuradan bir Navigator Window kısmına gelirim. Şuradan bir Layer'ları seçelim. Şöyle bakıyorum. Layers. Layer'lara geldik sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada Layer'larımızı görüyorsunuz. Şunu kaldıralım. Render'ımız şu an bu halde. Aldığımız render'ımız. Biz burada RGB değil de bakın CTRL ile boşluk tuşuna basarak beraber yaklaşıyorum. Mouse'a tıklayarak. Kapatıyorum. Bakın açtığımda özellikle şu noktadan anlayabilirsiniz. Görüyorsunuz. Bakın şunu açtığımda noise'ları görüyorsunuz değil mi üzerinde? Şuralarda da var. Şu bölgelerde de var. Bir noise var. Bakın. Bunu kaldırdığım zaman, gözü kaldırdığım zaman, görmediğim zaman noise yok. Hangi hali görüyoruz? Denoise'lı hali. Arkadaşlar şu RGB color'la denoiser aynı. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu sadece direkt render element olarak da ayrı bir parça halinde. Şu denoise olanı siliyorum. Şu kalsın. Tamam arkadaşlar bu kalsın. Bu bizim denoise'un uygulanmış hali. Yani effect result hali arkadaşlar. Efe'in sonucu. Denoise'lerimize neydi? Karıncalanmaları alıyordu. Bakın. Görüyor musunuz? Tertemiz. Şimdi şunu da sileceğiz. Bununla da işimiz yok bizim. Evet. Şimdi CTRL ile boşluk tuşuna basarak Fit on screen yapıyorum tekrardan. Burada ilk olarak extra text map'i sevgili arkadaşlar yukarıya alıyorum. Bu bizim neyimiz? Bu bizim sevgili arkadaşlar ambient occlusion'ımız. Ayrı bir render element olarak geldi. Yine yaklaşalım bakın şöyle. Bunu ne yapıyoruz? Layer birleşim modunu multiple yapacağız. Bunun standardı budur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tamam mı? Layer birleşim modu bu şekildedir. Şimdi bunu verdiğinizde Channel bölümüne döneceksiniz. Bakın alfa kanalı burada. Kontrol tuşuna basılı tutacaksınız. Alfayı seçeceksiniz. Tekrar layer'e dönüyorum. Select inverse diyorum. Ve CTRL X yapıyorum. CTRL X yapınca ne oldu? Gitti. Bakın şimdi tabii şu an böyle görmeyeceğiz elbette. Çünkü niye? Biz buradan opacity değerini biraz azaltacağız. Aynı zamanda çimlerimiz bu kadar yoğun gölgelenme olmaması için ekstradan ne yapabiliriz? Silgi aracımızı alırız buradan. Silgi aracımızı. Opacity'ni yani silme oranını %150, %50'ye çeviririz. Şu bölgeleri sileriz. Şurayı %100 yapabiliriz arkadaşlar.
ağaçların olduğu bölümleri. Şurayı, suyun olduğu bölümler. Sadece binanın olduğu bölüm kalsın. Yaklaşıyorum. Birazcık arttırayım. Bakın şuralardan gölge etkisini görebiliyorsunuz. Şu noktalar. Yukarı doğru çıkıyorum. Global Illumination alalım, atalım yukarıya. Her yeni yaptığım layer'ı bir üste taşıyorum bakın. Global Illumination'ı Overlay modunda, Soft Light modunda kullanabilirsiniz. Bu modlardan birinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Farklı modlarımız var. Onları da deneyebilirsiniz ayrı ayrı. Bakın mesela Exclusion bölümünde nasıl bir etki bıraktığını görün. Şimdi ben yukarıya doğru çıkıyorum. Overlay, Lighter Color. Lighter Color'da pek bir etkisini göremeyebilirsiniz. Çok hafif görüyorsunuz. Lighter Color'u Soft Light yapıyorum. Soft Light yaptıktan sonra biraz da kısıyorum arkadaşlar. Şöyle azaltıyorum. Şöyle biraz daha açtığımda iç kısımlardaki etkiyi görüyorsunuz, şu camların olduğu bölümlerde. Şöyle azaltalım arkadaşlar. Yaklaşık böyle olsun. Şimdi RAW Global Illumination'a atalım. Bunu da yine aynı modda kullanabiliriz. Soft Light'a bakalım. Overlay moduna geçelim. Diğer modlara bakalım. Hard Light. Bunu yaparsanız bile sevgili arkadaşlar, şunu RAW Global Illumination'ı açarsanız bile, biraz daha azaltalım. Şu bölümleri silerseniz daha iyi olur. Ağaçların gökyüzüyle buluştuğu yerleri. Dolayısıyla orada bir beyaz leke oluşuyor, onun önüne geçmiş oluruz. Evet, bunun gibi ve suyun olduğu bölümleri. Şimdi buralara daha ekstra müdahale edeceğiz. Total Lighting'i atalım, yani toplam ışık arkadaşlar. Işığı arttırmak için bunu sahnenizde kullanabilirsiniz şu şekilde. Sahne ışığını daha da arttırdık, görüyorsunuz. Daha da canlandı. Color Dodge modunda bunu azaltıyorum. Görüyor musunuz? Güneşin vurduğu bu taraf daha aydınlık. Su neden karanlık? Suyun olduğu bölümler. Yani şu tepe kısmı vardı, o biraz altta kaldığı için güneşi tam vurmayabilir ama bu bizim için ideal. Color Dodge modunu verdik. Hemen aşağı inelim. Wire Color'umuz var. Bir de Z-Depth'imiz var. Abi biz şeyleri eklemeyi unutmuşuz. Sevgili arkadaşlar. Yani en önemli şeylerden bir tanesi. RAW Reflection ve RAW Refraction. Bunları da ekleseydik camlarda, unutmayın. Bakın şu. Eklemeyi unutmuşuz tamamen. Bundan dolayı kusura bakmayın. Diğer setlerimizi izleyenler varsa oradan da bilir ya da ücretsiz setlerimizden de görebilirsiniz bunların nasıl kullanıldığını. Şurada V-Ray RAW Reflection, RAW Refraction, bakın RAW Reflection. Bu ikisini aldığınız vakit sevgili arkadaşlar, bunları Screen modunda kullanacaksınız, unutmayın. Yani vereceğiniz şey Screen modu olacak ve opacity'nin değerini yine azaltacaksınız duruma göre. Onlar olsaydı çok daha iyi olurdu ama maalesef onları unutmuşuz. Neyse, problem değil, yukarı çıkalım. Biz de Wire Color kullanalım. Şimdi CTRL'e Alt, Shift ve E kombinasyonunu kullanırsanız bu alttaki layer'ları birleştirip yukarıya yeni bir layer olarak atıyorsunuz. Yani yaptığım işlem ne? Bakın şunların, açık olanların tamamı birleşiyor. Hop, buraya yeni bir layer olarak oluşturuyor. Alttakiler şu an artık gizlenebilir. Herhangi bir şey kaybetmeyiz. Gördüğünüz gibi. Şuraya geldim. Hemen buradan Wire Color'dan suyu seçiyorum. Suyu seçtikten sonra CTRL J tuşuna basıyorum. CTRL-J tuşundan sonra curve veriyorum. Ve bu curve'ü de clipping mask yaparak sadece suyu etkilemesini istiyorum. Bakın. Hemen ne yaptık? Suyun etkinliğini arttırdık. Gördüğünüz gibi. Yansıma olsaydı burada yansımalar çok daha güzel görünecekti render elementlerde. Çok daha güzel sonuçlar çıkacaktı ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi bunun dışında şöyle yapalım. CTRL Alt Shift E, yine birleştirdim.
Bununla birlikte sahnenin geneline kör vereceğim. Şöyle. Görüyorsunuz. Sahnenin geneline verdim. Hafif de kontrast. Şöyle. Ctrl Alt Shift E dedim. Tekrardan birleştirdim. Yine bir birleştirme yaptım. Şöyle yanaşalım. Filter. Kamera Raw Filter'a gelelim. Bu noktada sıcaklık dengesini ve diğer dengeleri buradan ayarlayabilirsiniz. Exposure'a biraz pozlama veriyorum. Bakın birazcık arttırdım aydınlığını. Kontrast verdim birazcık. Highlight birazcık uyguluyorum. Highlight dediğimiz arkadaşlar ışıkların olduğu bölümlerin parlaklığını daha da arttırıyoruz. Bu da gölgeler arkadaşlar. Bakın arttırırsanız gölgeler artar. Çok değil. Siyah bölümler, beyaz bölümler. Clarity ise netliktir arkadaşlar. Bakın kontrast verir gibi. Şöyle %1 dedim. Okey. Bunu verdim. Şimdi bunlarla birlikte sevgili arkadaşlar bunun yine bir kopyasını alıyorum. Şöyle duplicate ediyorum. Filter bölümüne geliyorum. Nick Collection'ı çalıştırıyorum. Nick Collection içerisinden de ColorFX Pro'yu açıyorum. Nick Collection arkadaşlar internetten indirip yükleyebilirsiniz. Direkt normal bir şekilde yüklüyorsunuz. Tonal kontrast veriyorum arkadaşlar burada. Compare diyelim şöyle. Bakın. Tonal kontrast verdikten sonraki hali. Bakın. Şu render'ımız arkadaşlar. Tonal kontrast uyguladıktan sonraki hali bu. Görüyorsunuz. Tonal kontrastın etkisini. Daha da kontrast artırıyor. Canlanıyor çalışma. Bazı noktalara müdahale ettireceğiz. Bazı noktalara müdahale ettirmeyebiliriz. Silebiliriz yani demek istediğim şey o. Özellikle gökyüzünde vesaire etkisi fazla olursa silebiliriz. Mesela fazla bana göre gökyüzünde komple sileceğim. Gördüğünüz gibi. Onun dışında yaklaşalım. Binalarda sanki daha iyi durdu. Bunu da ekledik mesela. Gayet güzel. Bunun dışında binamı seçiyorum. Binamın özellikle şu yüzeyini seçiyorum. Ondan sonra Shift tuşuna basarak şunu seçiyorum. Şunu seçiyorum. Arkadaşlar. Ne yapıyorum? Şunları çıkartıyorum. Yani yaklaşık olarak şöyle seçiyorum sevgili arkadaşlar. Daha dikkatli bir şekilde seçebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben şu an çok özenmiyorum. Şuradan seçelim. Alt tuşuna basılı tutarak çıkardım bu arada. Bu işlemi yaparken alt tuşunu kullanıyorum. Gibi. Şurayı da çıkaralım. Gerçi orayı çıkartmaya gerek yokmuş. Şurayı çıkaralım. Şimdi kalsın diğer taraf. Şunu tekrardan Mesh Tool'a geçelim. Şuradan da şunları da alalım. Alt tuşuyla çıkartıyorum. Evet. Yine şuraya dönüyorum. Ctrl ile J yaptım. Binayı ayırdım. Filter, New Collection, ColorFX Pro içerisinden bir de Detail Extractor verelim. Böylelikle yüzey biraz daha farklı olacak. Neredesin Detail Extractor? Evet şurada. Şöyle bir güne yaklaşalım sevgili arkadaşlar. Yani Detail Extractor'daki dokuların etkisi daha fazla ortaya çıkacaktır. Sadece nereye uyguladık? Binaya uyguladık. Hafiften opasitesini azaltıyorum. %75 mesela. Ctrl Alt Shift E yaptım arkadaşlar. Bu da tamam. Z-Depth'i burada kullanmayacağım. Z-Depth'i kapalı havada kullanacağım arkadaşlar. Ya da gece render'da kullanabiliriz. İkisinde de kullanabiliriz. Burada kullanmayacağım. Burası yeterli bence. Dediğim gibi. Şimdi filter. Son işlem olarak high pass verip keskinlik vereceğim sevgili arkadaşlar. 0.4 verdim. Bunu da bu arada şunu kapatalım. Şunun yeni bir kopyasını alayım. Yeniden Ctrl Alt Shift'e. İkinci duplicate'ine bu
özelliği vereceğim. Overlay moduna geçiriyorum. Keskinlik. Tekrar Ctrl Alt Shift E. Filter. Buradan Blur. Lens ya da Lens Correction verelim. Lens Correction'dan şey verelim arkadaşlar. Vignette. Buradan da verebilirsiniz. Bakın şöyle kenar kararması. Gördüğünüz gibi. Ayrıca nereden de verebilirsiniz. Ayrıca bizim diğer çalışmamız neresi? Nick Collection içerisinden de verebilirsiniz. İki seçenek de mevcut. Burada %50 burada 44 50 şöyle 50 verelim. Bakalım nasıl duracak. Bakın şu şekilde. Bu haliyle bitirebilirsiniz. Ctrl Alt Shift E. Yeniden Save As yapıyorum arkadaşlar. İlk olarak bunu Photoshop dosyası olarak kaydediyorum. Adı ne? Render 1 ismi kaydet diyorum. Kaydet. Save As tekrardan. Bir de ne olarak kaydediyorum? JPEG olarak kaydediyorum. Final dosyası. En yüksek kalitede baseline standart. OK'ye basıyorum. Bitti. Evet arkadaşlar, bu Photoshop dersimiz bitti. Sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.